İstanbul'da metro istasyonlarında yürüyen merdivenlerin ve bantların durdurulması sabotaj tartışmalarına yol açtı. Son haftalarda güvenlik kameralarına çok sayıda görüntü yansıdı ve bu görüntüleri İBB Haber sosyal medya hesabından sabotaj diyerek yayınladı. Görüntülerde merdivenlerden ve yürüyen bantlardan çıkan kişilerin acil durum düğmesine basarak merdivenleri durdurduğu görülüyor. Yolcular bu duruma şikayet ettiğinde ise merdiveni durduran kişiler yolculara tepki gösteriyor. Metro AŞ Genel Müdürü Özgür Soy da özellikle yerel seçimlere doğru giderken toplu taşıma üzerinden algı yaratılmaya çalışıldığını ve Ekrem İmamoğlu ekibinin başarısız gösterilmeye çalışıldığını söyledi. Yürüyen merdivenler üzerinden yaratılmaya çalışılan algı yeni bir şey değil. Çok uzun zamandır buradan bir seçimler özellikle seçimlere doğru gidilirken siyasetin gerildiği zamanlarda bunun üzerinden bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Yürüyen merdivenler çalışmıyor gibi. Bunu şöyle başladı aslında. Eski tarihli çalışmadığı zamanlardaki görüntüleri çekip paylaşmak şeklinde veya açıldığından beri kapalı duran merdivenler var. İleride dolu sayısı çok artarsa kullanılsın diye. 11-12 yıldır çalışmayan bölümleri var metronun. Oralardaki merdivenleri çekerek paylaşmak gibi şeyler yapılıyor. Bunun üzerinden bir İşte Ekrem İmamoğlu ekibi başarısız, İstanbul Üçevresi başarısız, Metro İstanbul başarısız gibi bir hikaye yazılmaya çalışılıyor. Artık bu bunun son noktası. Yani bir takım kişilerin kasıtlı olarak veya yönlendirilerek, tam oraları orası bilmiyoruz, gelip de göz göre göre buradaki yürüyen bantları, yürüyen merdivenleri kapatarak aslında insanların ulaşım hakkının engellenmesi veya bir kamu hizmetinin, Metro İstanbul'un sunduğu kamu hizmetinin engellenmesi. Bu aynı zamanda bir suç. İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro istasyonunda yürüyen bant ve merdivenleri durduran kimliği belirsiz şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu. İBB Haber'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Cumhuriyet Savcılığı'nın sunulan suç duyurusu dilekçesinin yanında görüntüleri de paylaşıldı. Cezası var. Bunlar hakkında suç duyurusu yapıyoruz. Bugün itibariyle de bu konuda gördüğümüz, yakaladığımız kişiler hakkında suç duyurusu yapmaya başladık. O yüzden de şu anda gündeme geldiği için biraz daha görüyoruz ama aslında daha önce de yaşanan şeylerdi. Şu anda biraz bunların arttığını ve bunun üzerinden bir algı yaratılmaya çalıştığını net olarak görüyoruz. Bu butonlar acil bir durum olduğunda yolcuların da gerektiğine müdahale edebilmesi ya da durdurabilmesi için tasarlandı. Bu yüzden butonlar başka yere taşınamaz veya üstü kapatılamaz. Bunun sadece Gayrettepe metro istasyonunda değil pek çok farklı noktada olduğunu belirten Soy, metrolarda 10 binden fazla kamera olduğunu, bütün kameraların çektiğini de belirtti ve vatandaşların bu konuda şikayetleri olduğunu ekledi. Onlar da tabii ki hem kendi ulaşım haklarının engellenmesiyle ilgili hem de böyle en temel, en basit bir hizmet olan ulaşım hakkıyla ilgili bir konuda bunun siyaset alet edilmesiyle ilgili çok rahatsızlar. Bu rahatsızlıklarını da ifade ediyorlar, bize de belirtiyorlar. Biz de onların da talep ettiği gibi bu konuda şikayet ve takiplerimize devam ediyoruz. Sosyal medyada bazı metro ve metrobüslere çıkan veya inen merdivenlerin bozulduğu yönünde şikayetler oluyor. Özgür Soy bu durumun bakım çalışmasından kaynaklandığını söyledi. Metro İstanbul'un verilerine göre de 2017'de yürüyen merdivenlerin performansı ve arıza oranı %2.57 iken bu oran 2019 yılında 0.93'e, 2023'te ise 0.38'e geriledi. Araç çalışma performansı ve arıza oranı da 2019'da %0.82 iken 2023 yılında 0.16'ya geriledi. Yürüyen merdivenlerin çalışmadığı gündeme geliyor dediniz. İşte bu zaten bahsettiğimiz konu yani. Bu geldiğimiz nokta, bunun artık kasten kapatılması bunun son noktası. 2-3 yıldır bununla ilgili bir karalama kampanyası devam ediyor. Aslında tabii ki merdivenler bazen çalışmayabiliyor. Bir kere bunların zincir değişimleri geliyor 2-3 yılda bir. Zincir değişimi olduğunda 3-4 gün kapalı kalması gerekiyor. 2000 tane ekipman olduğu zaman demek ki her gün 5 tane 6 tane ekipman zaten revizyon bakım altında olmak zorunda. 3-4 tane 5 tane arızalı ekipman olabiliyor. Dediğim gibi tasarrufta olan ekipmanlar var. Şimdi biz bu arızaların oranını o kadar azalttık ki eskiden %2.7 olan arızalı merdiven oranı şu anda herhangi bir anda %0.38'e indi.
Yani 6'da 1'ine, 7'de 1'ine indi resmini. Türkiye'nin bu kadar sorunu varken, bu kadar ekonomik sorunu varken sadece yürüyen merdivenler dünyanın en önemli sorunu gibi. Onu konuşuyoruz burada. Son 4 yılda metrolarla ilgili ciddi gelişimlerin ve atılımların yapıldığını söyleyen Özgür Soy'un paylaştığı verilere göre 12 tane metro şantiyesi aktif hale getirildi. Yeni yapılan metroların 5 tanesi açıldı ve hali hazırda yapılan metroların hatları uzatıldı. Araç sayısı 2018 yılında 841 iken bu sayının 2023 yılının sonunda 1015 olması bekleniyor. Biz son 3 yıldır Uluslararası Metrolar Birliği, Dünya Metrolar Birliği COMET'in bir anketi var. Burada yolcu memnuniyeti İstanbul'da metro arasında en yüksek çıkıyor. Yani aslında biz bunun halkla bir karşılığı olmadığını görüyoruz. Halk ne olduğunun çok farkında. Yoksa böyle bir memnuniyet oranı olmazdı. O yüzden de bence vazgeçsinler, başka şeylerle uğraşsınlar diye onlara tavsiyede bulunuyorum.